böyle oturdum. Yani var ya şimdi, şimdi onu fark etme, kendimiz çok şey yapmışız. Böyle sırf yani melek yatırımcı ağları, girişimci katkıları konuşacağız diye ünvanlarınız alışılalı gelmişin dışında ünvanlara dönüşüyor tabii haliyle bir anda. GBA Yönetim Kurulu Başkanı'yla Keriatçı Forum Yönetim Kurulu Başkanı'msı. Başka şapkalar, evet evet. Şu anda ses geliyor mu? Okay, seninki tamam. Var, seninki var mı abi ses? Bir tanesinde ses yok. Emre Bey'inkinde eksiğimiz var. Oldu mu acaba? Olmadı. Bu arada ben şunu söyleyeyim. Doğal olarak bizim bu şapkayı artık değiştirme zamanımız geldi. Girişimcilere daha fazla yardımcı olabilecek geçmişten kazanılan tecrübelerin böyle profesyonel çatılar altında toplanıldığı bir ortama öncülük eden kişiler olarak, zaten Emre Bey yıllardır bunu kişisel olarak yapıyordu. Ve şimdi GBA çatısı altında çok çok daha başarılı bir şekilde çevresindeki diğer yatırımcıları da toplayarak bir oluşum yarattı. Biz de Keyretso olarak dünyada melek yatırımcılık konusunda bir marka olan Keyretso'yu Türkiye'ye 2012 Eylül ayında getirdikten sonra girişimciler artık bizim 15 sene önce başladığımızdan daha farklı bir şanslarla bu işe girişme şansını yarattığımızdan dolayı bence doğru yerlerdeyiz diye düşünüyorum. Bundan sonra da şey diyorsun yani, ben gitti gidiyor ortağı falan diye anmaya gerek yok. Bu daha iyi diyorsun aslında yani. Aslında bayağı geride kaldı o yani. 3 seneyi de geçti artık. Bayağı bir geride kaldı. Yani tamam tabii kariyer olarak bilsinler tabii ki, ama şimdi öyle bir şey var abi yani şimdi çok alakasız böyle hocam ya, yani Kaya Çingiroğlu Hülya Avşar'ın eşidir yani. Anlatıldım mı? Böyle bir gerçek vardır yani. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Şimdi burada bugün yani telefonda da daveti yaparken evet, bahsettiğim olay şuydu. Yani şimdi aslında her ikinizde de şöyle bir boyut var. Yani şu anda melek yatırım ağlarında üst düzey rolleriniz var, görevleriniz var. Ama normalde aslında başarılı girişimciler. Yani aynı zaman dilimi içinde melek yatırımcılar gibi bir sürü aslında burada tam da konuşmamız gereken evet, konulara evet, destekleyen rolleriniz var. Şöyle başlayalım. Önce bir GBA ve Keriatso'yu bence tanıyalım. Çünkü hakikaten burada bugün erken saatlerde ben gerekli açıklamayı yaptım. Normalden farklı olarak, normal Webrazi konferansından farklı olarak biz Webrazi startuplarda çok ciddi öğrenci kontenjanı açıyoruz. Bu sefer de aslında 200 kişilik bir kontenjan açmıştık. Talep fazla olunca onu 350'ye kadar bıraktık ve şu anda 350 öğrenci kaydıyla bugün burası günü açtı. Şimdi o yüzden genç arkadaşımız var aramızda, fikir olması için şöyle bir Keriatso'dan başlayalım istersen. Memnuniyetle. Keriatso markası her şeyden önce San Francisco'da kurulmuş. 2000 yılında başlamış bir organizasyon. Enteresan olan tarafı Eylül 2012'den beri Türkiye'de 29 ülkede Keriatso organizasyonu var. Bu 29 ülkede olan organizasyonlar içerisinde 1400'ün üzerinde yatırımcı bulunmakta. Keriatso İstanbul'un çok enteresan, daha doğrusu Keriatso organizasyonun çok enteresan bir yapısı var. Keriatso'nun hangi şubesine üye olursanız olun yatırımcı olarak, Keriatso'nun diğer şubelerinde yatırım için pitch edilmiş bütün projeleri görme şansınız. Aynı zamanda yatırım almak isteyen girişimciler de sadece kendi bölgesi içerisindeki yatırımcılara projelerini sunmayıp isterlerse bunu diğer şubelerdeki bütün yatırımcılara gerek online platformlar üzerinden gerekse istedikleri zaman gidip birebir orada sunum yaparak gerçekleştirebiliyorlar. Yani Keriatso'nun en büyük avantajı şu anda bizim için Türkiye'deki en büyük farklılığımız bu olabilir. Şu anda Keriatso bünyesinde 60'tan fazla yatırımcı varız. Ve Keriatso'nun şekli şu şekilde çalışıyor. Her yatırımcı bireysel olarak yatırım yapabiliyor. Yani biz toplu halde bir ortak karar alıp bir projeye 60 kişi birden belli hisselerle beraber ortak olmuyor. Yani bir fon değil Keriatso. Herkesin kişisel olarak ilgi alanlarına dahil olan veya bugüne kadar çalıştığı projeler dahilinde ışık gördüğü projelere yatırım yapabiliyor. Bir de çok farklı olan bir şey daha var. Şu anda Keriatso Eylül 2012'den itibaren bizim bünyemizde 9 girişime yatırım yapıldı. 9. Ve 3,5 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleşti. Bu 3,5 milyon dolarlık yatırımın en ilginç olan tarafı ise 7 tane farklı sektöre yapıldı bu yatırım. Yani biz Keriatso olarak sadece internet projelerine, mobil projelere, işte teknolojiyle ilgili olan şeylere bakılmıyor. Tamamıyla eğitim, sağlık, pazarlama gibi daha fazla bir sürü iş konularında da yatırım yapıldı.
60 tane üyenin üye profilleri de zaten bu segmentasyonla aynı şekilde. Yani çok bilindik otomobil şirketlerinin genel müdürlerinden tutun çok üst düzey holdinglerin üst düzey yöneticileri, belli süre uzun süreler çok büyük ilaç sanayinde çalışmış, genel müdürlük yapmış kişilerin artık iş hayatını bırakıp entrepreneur tarafta girişimci olarak bulundukları sektörler gibi çok enteresan bir profilimiz var KRTSU olarak. Çok ufak da bir işleyiş hakkında biraz bilgi vereyim. KRTSU'ya başvurular online platformdan yapılıyor. Online platformdan yaklaşık 20'ye yakın proje her ay başvuruluyor bize. Bu projeler içerisinde online platformdan yaklaşık 7 ila 8 proje KRTSU forumdan önceki bizim girişim tarama toplantımız. Yani her ayın birinci haftasında girişim tarama toplantısı yapıyoruz. Bu girişim tarama toplantısından sonra buradan 3 ila 4 projeyi belirliyoruz. Bu 3 ila 4 projeyi ise KRTSU Forum dediğimiz, yani ayın 3. haftasında, yani arada bir 15 günlük zaman dilimi geçtikten sonraki zamanda tüm 60 tane yatırımcıya açıyoruz. İlk girişim tarama toplantımızdaki yatırımcılar seçilmiş, işte bizlerin, yönetimin ve yaklaşık 10-15 de ayrı yatırımcının katılabildiği zaman dilimine göre toplantılar haline geliyor. Ve bu 3 ila 4 proje ise KRTSU Forum'un 60 tane yatırımcısına sunum yaparak ondan sonra due diligence sürecinde ilgili olan yatırımcılara göre devamını sağlıyoruz. Çok kritik olan bir şey var burada. Biz 60 tane yatırımcıya her ay 3 tane yerli, 1 tane yurt dışından proje sunuyoruz. Her ay biz de %100 San Francisco'dan, Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, nereden olabilirse bizim elimize ulaşmış. Bu şekilde oluyor. Bunları projeleri biz bulmuyoruz. Biraz önce anlattığım KRTSU organizasyonu içerisinde İstanbul yatırımcılarına, yatırımcı profillerimiz her yerde var zaten. Kimin burada üye olduğu, ne olduğu belli. Bu yatırımcı profillerinin kimliklerine göre biz İstanbul şubesine başvurmak istiyoruz. Azerbaycan'daki, Bakü'deki, Kazakistan'daki, Rusya'daki kişiler gelip İstanbul şubesinde istedikleri dilde, istedikleri formatta sunum yapabiliyorlar. Ve böylece biz her ay bir yabancı projeyi dinliyoruz. Ağırlıklı olarak bugüne kadar hep bize yurt dışından, Amerika'dan projeler geldi. Yatırım yapan oldu mu? Tabii ki oldu. Yabancı. Tabii ki. Tabii ki oldu. Bizim tabii ki özellikle çok son zamanlarda ilaç, Amerika'dan bir ilaç endüstrisiyle ilgili bir gelen bir projeye grubumuz içerisinden bayağı sayıda yatırımcı belli ticket size'larda beraber ortak bir ya yatırım haline. Yani. Neden yabancı bir şirket Türkiye'de KRTSU'ya geliyor da kendi çünkü şöyle yapıyor. Oluyor. Yabancı bir şirket San Francisco KRTSU'da belli bir ölçekte yatırım almak için çıkıyor. İhtiyacı olan para 5 milyon dolar oluyor. Bunun 3 milyon dolarını oradan topluyor. Anladım. 1 milyon dolarını Türkiye pazarından toplamak istiyor. Çünkü aynı şekilde İstanbul'daki yatırımcılarımızdaki yatırımcılar da çoğu zaman San Francisco'da ki şeyleri dinlemek istiyor. Bizim oradaki toplantılara yönetimimiz sayesinde onların toplantı saatine denk gelecek şekilde online görüntülü her zaman bağlanıp her türlü toplantıyı dinleyebilme hakkımız var. Hak değil, zaten yapıyoruz. İlgimiz var. Yani şunu söyleyeyim. KRTSU'nun buradaki tek farklı olan tarafı yurt dışıyla son derece interaktif bir bağlantımız olması ve yatırımcı profillerimizin çok esnek şekilde bir sürü iş kolundan oluşması, sadece mobil, internet vesaire gibi bizlerin son 15 senedir hakim olduğu pazardan çok daha farklı pazarlardaki projelere de yatırımlar yapılabileceğini gösteren bir unsur. Ticket size'larda 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında değişen yatırım size'ları oluşuyor. Biz şu ana kadar... Hesapladım onu aşağı yukarı. Yani... Biraz önce biraz hesapladım ben onu. 3,5 milyon yatırım yaptık deyince 9 tane aşağı yukarı. Evet, çünkü 1 milyonluk ticket size olan yatırımlar da vardı onun içerisinde. Hmm. Küçükler de var. Tabii şu anda çok başlangıç. Bunlar herhangi bir şekilde bir ortalama yani, olmaz. Bence iyi bir sayı bu arada. Olmaz bence ama daha da hızlanacaktır. Özellikle bu dönemde yatırımcı tarafındaki ilgi son derece arttı. Biliyorsunuz Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite olmuş iki organizasyondan bir tanesi GBA. Ve KRTSU. Zannederim diğer ETOM ve diğer organizasyonlar da bu aşamadalar ya da tamamlamış olabilirler. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Ondan dolayı biz önümüzdeki dönemde özellikle yatırımcı tarafında, girişimci tarafında hiç problemimiz yok. Son derece hızlı bir başvuru sürecimiz var. Ama yatırımcı tarafında daha da aktif olacağımızı ve daha hızlı gelişeceğimizi ve daha fazla ilgi göreceğimize eminim. Vallahi çok güzel anlattın. Sen bayağı alışmışsın abi görmeyeli şeye. Senden sahne. Öğreniyoruz. Vallahi hakikaten böyle yapması değil mi? Tak 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 anlattı yani. Süper. Ezberledik bütün gece. Çok iyiydi, başarılıydı. Ya kim konuşuyordun bir anda? Sağ ol, teşekkür ederim. Evet, Emre Bey. Arda ne var ne yok abi? Biz bayağı zaman görüşemiyoruz. Evet, aynen. Geçen haftadan beri. Geçen haftadan beri.
çünkü Arda yemek ısmarlamıyor artık. Arda ısmarlamıyor artık. Zengin şey. Evet. Soru. Bir de Galatasaray'ın sencisi duyalım. Şimdi Galata 2010 yılında kuruldu. 2011 yılında aslında aktifleşti. 2-2,5 senedir varız. Bizim tabii biraz daha misyon tarafımız sadece internet ve teknolojiyle kısıtlı. Sadece internet ve teknoloji. Biz biraz tabii şöyle bir 6 aylık bir yıl yurt dışı örnekleri de çok baktık. 2 tane karar aldık. Bir kere bir uzmanlığı konsolide etmediğiniz zaman bir sıkıntı çıkıyor. Çünkü nedir? Bir konuda hani ben melek yatırımcının bir parasal boyutu kesinlikle var. Ama en büyük tarafı özellikle bir know-how merkezi ve iş network yaratabilmesi gerekiyor girişimci için. Biz de o yüzden biraz daha kolu daralttık. Genelde de hani Silikon Vadisi örnekleri şunlara bakınca üye sayısını da daralttık biz. Biz maksimum bizim şimdi 7. yıl oldu. Yani 5 yıllık planda 35 üyede kalacağız diye planladık. Bunda da 40-45'i geçmeyeceğiz. Yani ideal format işte benchmark aldığımız 2-3 tane çok başarılı şey var. Şu anda 25 kişideyiz. Yılda birkaç kişiden fazla almıyoruz o da olursa. Garip bir sistemimiz var. Bütün üyelerin okey demesi lazım. Onun da en büyük sebebi çünkü melek yatırımcı ağlarındaki aslında yapının zorluğu şu, herkes ortak birbiriyle. Sevsin sevmesin. Tabii ortak olacağınız insanların da açıkçası aynı kafada, aynı bilgi düzeyi veya uzmanlık düzeyinde olması lazım. O yüzden konumuz tamamen internet, teknoloji, mobil dünya, o dünya üzerine. Diğer başka projeleri kabul etmiyoruz ondan sonra. Türkiye'de onun dışında birçok melek yatırımcı ağının, ben şahsi olarak da biz dernek olarak da onu düşünüyoruz, artması gerekiyor. Bence ekosistem için çok payarı. Bugün evet, yani 50 değil. Soracağım bir soruydu, cevap verdim. Onu net sormuş olayım. Yani biz mesela, melek yatırımcı ağı neden çok gerekli veya hakikaten şu an en gerekli o mu Türkiye'de acaba? Ondan sonra mesela biz İzmir'de bir tane kuruluyor, ona yardım ediyoruz. Yani yeni kurulanlara da destek vermeye çalışıyoruz. Çünkü yarın bunlar da kendileri aralarında işbirliği yapacaklar. Şu anda Türkiye'de en büyük sıkıntı fonlama konusunda, bizim hani ölüm vadisi dediğimiz ilk para bul, kendi paranı koyduktan sonra iyi bir parayı bulma süren çok uzun. Yani bu yurt dışında ne oluyor genelde? Bir şekilde kendi paranı koyuyorsun. 3 ay içinde mekanizma işleyip bir para bulamazsa 6. ayı kapanıyor. Şimdi Türkiye'de tabii öteki uca gidince fonlar diyorsunuz. Kardeşim ben belli boyutta firma istiyorum diyor. Borsaya gidiyorsunuz, halka açılmanıza imkan yok. Başka hani lokal şimdi şeyler, benim kurucusu olduğum 212 gibi fonlar çıktı ama onlar da bakıyorsunuz 1 milyon 5 milyon dolar. Gerçekten bugün bir startup çıktığı zaman cebimde işte benim 30 bin lira harcadım, daha sonra nasıl para bulurum dediğinde, benim özellikle internet teknoloji melek yatırımcı alanı dışında alternatif yok. Ya da şahsi meleklere gitmeniz gerekiyor. Onun da sayısı Türkiye'de kısıtlı veya onlar da sizin 500 bin dolar ihtiyacınız var, 50 bin dolar veririm diyorsunuz. O zaman da gidip 10 tane tek tek adamdan bulmanız çok zor. O yüzden bence bu boşluğu yurt dışında da aynı sistem olmuş. İlk kulvara girildiğinde melek yatırımcı, bugün hani başarılı şirketler Google'dan tutun Facebook, hepsi melek yatırımcı ağı veya melek yatırımcı grubu içinden geçmiş firmalar. O yüzden bence bu ekosistem için Türkiye'de hani fonlama için buranın sayısının artması lazım, ilgili kişilerin artması lazım. Bu bir sektörel belime, yani ne bileyim, belki bugün inşaat konusunda bir melek yatırımcı ağı kursanız daha talep olabilir. Ama teknoloji döndüğünüz zaman hani melek yatırımcının iki özelliği olması gerekiyor. Bir kere cebinde para olması gerekiyor haliyle. Ve bunun için de genelde bu insanlar, bizim Galata'daki bütün üyeler onlardan oluşuyor. Bir şekilde internette şirket kurmuş. Bir şekilde exit etmiş. O exit sonunda işte gitti gidiyor oradaki diğer ortaklardan tutun. İşte yemek sepeti, markafonu, şuna buna bakınca bunların hepsi bir hayatlarının bir döneminde ya seri girişimci veya tek başına bir girişimci olarak bir şeyler başarıp o parayı da şimdi aynı sektöre geri döndürmeleri gerekiyor. İkinci de tabii o sektörden geldikleri için ilişkileri var. Nasıl o yolu yürümüşler, nasıl bunu yapabiliriz görmesi gerekiyor. Bence bu hani bir girişimci için hani akıllı paranın çok net bir tarifi. O yüzden. Ama Türkiye'de hala az, çünkü ben de onun sebebini şöyle görüyorum. Bu konuda exit yapıp cebine para koymuş teknoloji girişimcisi daha az Türkiye'de. Burada yurt dışında belki 100 bin, 300 bin kişiyi konuşuyoruz. Bunlar binlerce melek demek. Ama burada toplasanız hani aşağı yukarı hepsi bizde. Hani 50 kişiyi bulmuyor.
O yüzden hani bu zamanla arttıkça her exit'ten dolayı bu artarak gidecek. Hani bir know-how merkezleri oluşacak. Bence uzmanlık dalına göre ayrılmak da doğru. Çünkü zamanda bu kalabalıklığın getirdiği bazı sıkıntılar da var. Hani bu kireçli anlamında demiyorum. O çok iyi model işleyebilir ama Türk modelinde biraz o sıkıntı yaratıyor. Hani ortaklık bazına girdiğimizde. Neyse, yani şöyle bir şey var. Mesela şeye baktığında, mesela işte yurt dışına baktığında vadiye baktı, Silikon Vadisi'ne evet. baktığında mesela şöyle tablolar var. Kendi kendine aslında belli ağlar oluşmuş. İşte bakarsın böyle işte bilmem ne şirketinin yatırımcısına bakarsın. Seed'de böyle daha ilk tohum aşamasında adamın böyle 16 tane adamdan toplamda işte 1 milyon dolar evet, almıştır. Aslında bu bir şey değildir. Böyle bizdeki işte Kariyatsu gibi, GBA gibi bir yerden çıkmış şey. Onlar kendi kendilerinden ağ olmuşlardır. Evet. Bu adamlar düzenli birlikte yemek yerler, birlikte konuşurlar, sohbet ederler. İşte hep böyle aynı ismini görürsün ya o ilk stage'lerin, şeylerin, şirketlerin. Evet. Bizde o pek olamadı. Yani bireyseller arasında böyle bir kendi kendine organize olma olmadı. Bence ağlar... Açabiliriz bu arada. Aydınat Bey'in sesini açık tutarsak. Arada konuşuyoruz çünkü. Arda konuşunca bizi kapatıyor. Evet, dikkatinizi çekelim. Kapatmış olabilir miyiz acaba yanlışlıkla? Arkada falan bir şekilde. Şu anda okey. Çok teşekkür. Aslına bakarsan öyle değil. GBA tarafında bu bahsi geçen kişiler bunu çoğunlukla yarattılar. En azından o projeleri dinleyebilme şansını yakaladılar. Yani gitti gidiyor oradan ortağın Burak, Serkan, Emre'nin bahsettiği gibi Nevzat vesaire. Yani Türkiye'de Emre Kurttepe'yi. Bunlar bu bahsettiğiniz dikeyde bu projeler için en doğru insanlar ve GBA ondan dolayı çok şanslı bir organizasyon. Ama işte GBA çatısı altında buluştular. Bundan daha önce dışarıda buluşmuş. Ama GBA çatısı altından önce de Emre o projeleri gene şahsıyla beraber zaman ayırıp dinliyordu bir fiil. Dinliyordu. Tek tek ve şahsen de yatırım yapıyordu. Yani Aydın Atakan'ım aslında bu biraz Türkiye'de mecburen dernekleşiyorsunuz. Çünkü kanuna aykırı bir şey yapmanız gerekiyor. Aksi halde yaparsınız. Aslında bunu siz kalkıp kulüp de diyebilirsiniz. Hani bir isim koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz ama %100 katılıyorum. Mesela Amerika'da da öyle. Bu isimler zaten iyi bir deal olduğu zaman yakın çevresine yollamaya başlıyor. Katkı yapacak adama çünkü girişimci başarılı. O da zaten gerçekten hani o sektör içinde olan insanları konuşuyoruz. Ve onlar iyi geçindi. Smart Money'den bahsediyoruz. Smart Money. Evet. O yüzden yani dernek biraz için bence mecburen strüktür. Olmasından dolayı gelen mecburiyet bir şey. Çünkü bir organizasyon yapıyorsunuz. Bu sefer ulan siz kimsiniz? Muhatap mısınız? İşte bir sürü insan gelmişsiniz. Çete misiniz Türkiye'deki adıyla? Belli olmayan bir yapı oluyor. Yani ama bence niyet aynı. Bence Amerika'daki yapıdan bir yani konsept olarak bir farkı yok. Bu hep bir insan grubunu bir şey altında sürüklü. Bir de karşı tarafa da gerçekten bence bir girişimci zaten hani ben de üzülüyorum şöyle yani herkes işiyle 24 saatin 24 saati ilgileniyor. Bunlarla tek tek görüşmek bile korkunç bir efor. O yüzden bir merkezi bir yerde en azından bunları toparlamak faydalı. Şöyle söyleyeyim. Aydın Oğuz'a el mikrofonu geldi galiba sonunda. Şöyle bir şey var. Enteresan bir detay. Aydın Oğuz'un tarafında garip bir durum var aslında. Garip değil yani iyi anlamda bir şey. Sen abi gitti gidiyorum melek yatırımcısıydın aslında. Çok öyle doğru. Bir enteresan evet, detay doğru. Var değil mi? Doğru doğru kesinlikle. Evet. Yani... Oraya melek yatırımcı girmiştin zamanında. Tabii rakam falan söylemiyorsun ama işte %10 bir şey alarak girmiştin diye hatırlıyorum. Evet, ilk hisse girişim o şekildeydi. Değil mi? Evet. Sana melek gibi adamdır zaten. Ya hakikaten yani orada o günü çok böyle bir, o dönemi bir şey yapar mısın? Yani sırf o yani melek yatırımcı ya, şunu söyleyeyim. Meleklik yaptın yani orada. Aslına bakarsanız işte orada Serkan ve Burak'ın durumunu düşünürseniz düşünün böyle bir proje yapıyorlar gitti gidiyor gibi. Dünyada bir sürü örneği var. Ve yerel yapılan Fransa'sından tutun bir sürü ülkede yapılan yerlerdeki bütün projeler eBay tarafından bayat edilmiş ya da başka bir şekilde exit edilmiş şansları var. Hepsinin rakamları belli. Ve o dönemde ihtiyaçları olan parayı gerek büyük yatırımcılara gerek küçük yatırımcılara gittikleri zaman dahi bulamadılar. Ya da çok çok çirkin tekliflerle karşılaştılar. O dönemde sadece yardımcı olan insan çok enteresandır Emre Kurttepe'liydi gene. Hadi ya. Evet. Bir daha bedel bize son derece haber, bünyesi dahilinde bile destek olmuştur proje dahilinde. Bu da konudan haberim yok yani. Ve ne yapmıştın?
Çok şa- ya MyNet tarafında bize çok fazla reklam, desteği oldu. Reklam bedava. Reklamından projenin kalkması zaten az tarafında. Kişiyiz. Birbirimize destek olacağız. Kim olacağız? Oh, ele şapur şupur. O zaman kimse yoktu. 15 sene. Evet, 15 sene. Şimdi, şimdi reklam oldu. Değerli. o dönemde hakan mesela Emre Kurttepe'nin gitti gidiyor ortak olması için çok fazla aramızda konuştuk, ettik falan ama bir türlü yani nasip olmamış, evet. Nasip değilmiş diyelim, evet. O şekilde geçelim. Onun haricinde gelen bütün yardım istekleri ya da yatırım isteklerinin hepsi son derece ahlaksız şeylerdi. Son derece ahlaksız şeylerdi. İşte şirketin %90'ını verin, size X lira verelim. Yok %5 sizde yönetim hissesi kalsın vesaire vesaire gibi hiç olmayacak bir takım teklifler gelmişti. Ben... Şu andaki durumu düşün. Şu anda böyle bir proje yaptığınız zaman ikimiz beraber çıkalım yola. Daha şu kapıdan çıkmadan 250 bin dolar buluruz. Daha şu kapıdan çıkmadan buluruz yani. Yeter ki projenin ayakları yere sağlam bassın. Bir şekilde bir gelir modeli olsun. Bir şekilde girişimci gerçekten projeye inansın ve asılsın. Sen de asılacağın o girişimcinin gözünde gördüğün noktadan itibaren onun için yani senin için o yatırdığın 20 projeden bir tanesi. O 100K'nin bir anlamı yok. Çünkü senin yakalamaya çalıştığın o balık 20'den sadece 2 tanesi. Yani %10'u tutturduğun zaman zaten tamam. Ondan dolayı şimdiki girişimcilerin şansı bambaşka. Evet. Sen MyNet'te tamamen kendindin değil mi? Herhangi melek yatırımcı veya birisi başlangıçta yok. Yok hayır ama tabii şöyle oldu. Ben o zaman 96 yılları da artık yaşlanınca şey yapıyorum. 96'da mı kurmuşsun? 2006 yok 96. Yok, yok 2006. 96'da ben Fornet'i... 2000'de vardı. Hayır, 2001'de ben, dergi reklamı falan vardı. Ama şunun başlangıcı 96'ında ben o zaman işte internet zaten yeni başladığında... 96'dan 2006'yı atladı herhalde fark ettin mi onu? 96'da yok 2006. Valla yıllar şey diye. Fakat o sene ben Fornet'i kurduğumda 3 sene sonra Koç Holding'e... İşte Koçnet oldu sonra vardı da onunla büyüdü. Satıldığındaki parayla kurduğum için zaten orada bir fonlama ister istemez oluşmuştu. O zaman da... Tiger'ı da çok geç aldın içeri aslında. Evet 2006 yılında, 2005 yılında geldi onlar. O da yani ben sana diyorum şey gibi. İşte böyle bir girişimciler biraz melek yatırımcılıktan girişimciye girelim. Mesela o zamanlar Aydınat'a çok katılıyorum. Gerçekten paramara ortada yok zaten. Herkes şey, internet bubble 2000'lerin başında balonu patladı. Herkes zaten geçmiş olsun. Yani bir umut varsa bile herkes vah 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 siz ne oluyorsunuz diye. Zaten millete anlatamıyorsun. İnternet diyorsun, bilgisayar mı bilmem ne yapıyorsun. O dönemde gerçekten hani herhalde o fon gelmese MyNet ki reklam pastası bugünkünün yani 50'de biri bile değil. Yani herhalde hani hayat öpücüğü gibi gelmişti. O zaman çok belli etmemeye çalışıyorsunuz konuşurken şu bu. Ama yani yurt dışından zaten böyle bir yatırımlar çok istisnai geliyor. O yüzden gitti gidiyordu o zaman gerçekten ben hep dönüyorum. Türkiye çok iyi bir model olmuş. Yani bir iyi bir hele stratejik bir investor girmiş. Ama bunlar hani parmağın eli kadar şey bugün bile çok fazla değil ama o zaman gerçekten hani para bulmak dert, yabancı biri gelecek bilmem ne. Ve o da hani bir hayat öpücüğü gibiydi. Çünkü o gün baktığınız zaman artık günlük yaşayan, işte o faturayı nasıl ödeyeceksiniz, bu faturayı nasıl ödeyeceksiniz? Ne bileyim 2-3 sene biz portaliz, firmalara web dizayn yapıyorduk para yok diye. Yani al bari ondan maaşları ödeyelim diye. O yüzden o şey içinde yani zor bir dönem ve gerçekten Türkiye'nin ben hep tekrarlıyorum fonlama sistemini çözemediği zaman birçok girişimciye de yazık oluyor Türkiye'de. Yani biz daha işte geçen hafta beraber New York'taydık. TechCrunch'ın disruptına gittik. Orada da yani hani buradaki ile oradaki arasında hatta biz bazı startupları dinliyoruz. Gülümsüyorduk aramızda hatırlıyorsun. Yani bu, yani biz bunu Türkiye'de dinlesek derdik herhalde ya işte Türkler bu kadar yapıyor diye. Acayip yani kötüsü var iyisi var ama hani yapısal olarak Türkiye'de ben inanmıyorum. Kötü tamam eksiğimiz vardır şey değil ama canavar gibi insanlar var. Yani aynı adamı Silikon Vadisi'ne koysan muhtemelen 10 kere takla ata ata fon bulabilecek. Kesinlikle. Ama bizim böyle bir fonlamaya karşı... bir güdüklüğümüz var. Ve yani ve o fonlama bulamayan da girişimciye yanlış hareket yaptırıyoruz. Ne yapıyoruz? Adam para bulamıyor. Hadi işte esas başarılı olacak işi bırakıyor. Yan işlere giriyor. Evet. Hani bizim yaptığımız gibi işte portaliz medyayız aslında bugünkü tabiriyle. İnternet medyası. Gidip firmalara web dizayn yapıyoruz. Yani kaybettiğin eforu düşün. Canavar gibi yazılımcıların var. Gidip orada HTML web sitesi yapıyordu o zamanın koduyla. Yani bunlar hani hep bir fonlamanın vermediği şey. 2005'ten sonra da hani fonlama alınca o zaman ancak firma hayal ettiği şeyleri doğru dürüst execute etmeye başladı.
Şeyde ama bu çatılar çok enteresan. Keresu GB mesela, Keresu 500'ün üzerinde yatırım yapmış. 550 milyon dolar para yatırmış. 1400 kişi. Toplam 1400 kişi. Yani şunu söyleyebiliriz. Esasında para saçmak isteyen çok fazla yatırımcı var. Yani hepimiz kendi ticket size'ımıza göre para saçmak istiyoruz. Yani eskisi gibi eskiden yatırımcılar ya da büyük holding sahipleri vesaireler parayı daha akıllı şeylere yatırıp arsa alırmış. Ne bileyim belli bölgelerde yatırımlar yaparlarmış ama şimdiki bizler belki biraz bunun içerisinden gelip bu paraları buralardan kazandığımızdan dolayı kendi ticket size'larımıza göre doğru projeyi bulduğumuz zaman parayı saçmak için hazır halde bekliyor oluyorsun. Ondan dolayı şu dönem Emre'nin bahsettiği dönemle hiç mukayese edilecek gibi değil. Yani o zaman evet hem teknolojik olarak hem diğer şartlarda daha zordu internet ama bu dönemde her şey çok çok daha iyi. Yeter ki copycat olmayan, birazcık farklı, ayakları yere basan, dediğim gibi bir gelir modeli olan proje olsun. Şeyi yani tabii bir de burada bu smart money denilen işte akıllı para, zeki para, böyle yani sadece para değil anlamındaki konu var hayatımızda ki burada aslında söz konusu para değil aslında bence. Yani şimdi hep konuştuk ya bu sektörden bizim gelen... Bizim paralarımız para değil, bizim paralarımız smart money. Evet, evet. Yani başka yani... bir sanayicinin parası belki onunki para olarak değerlendirilir ama yani Emre'nin parası smart money işte. Burada aslında... Melek yatırım ağlarının bir bu anlamda bir avantajı var gibi geliyor bana. Şimdi siz yatırım yaptıktan sonra devamında ne yapıyorsunuz bilmiyorum içeride ama yani tabii biliyorum da yani anlatsak iyi olur aslında. Siz de işte atıyorum GB'de veya KVSU'da sizde gerçi durum biraz farklı. Çünkü burada bir karar çıkıyor ve çat diye giriyorlar isteyenler. Bizde de investor leader seçiliyor. Yatırım grubu eğer 3-4 kişiden ibaretse veya bir kişiyse zaten kendisi lead ediyor. Kendi konusuyla alakalı olduğundan dolayı tamamıyla smart şekilde o projeye katkıda bulunabilecek şeyleri başında girişimciye her şeyi anlatıyor. Ama 15 diğer girişimcide 20'şer bin lira verdiler. 300 bin lira toplamda bir tane girişim ve bunlardan için. Bir tanesi %100 investor'ı yani investor'ları lead eden ve yatırım hakkında bilgisi olan bir kişi olabilir. İnternet ve mobil sektöründeyse ben lead etmeye çalışıyorum elimden gelince. Diğer taraftaki sektörlerde öyle oluyor. Çünkü bizde bir de şey var. Keratosu bünyesinde sürü zekası diye bir konu var. Çünkü kendinizin hiç bilmediği bir ilaç sanayinden işte hayatını ilaç sanayi üzerine geçirmiş bütün pazara hakim olan bir kişiyle ilgili veya matbaacılıktan gelen böyle büyük bir yatırımcı gibi onun başarılı olabileceğine inandığı bir proje olduğu zaman sürü zekası ona inanıyorsun ve sen de onunla beraber o ticket size eğer senin için bir problem değilse yatırıyorsun ve o lead ediyor projeye. Yani Keresu'nun böyle bir avantajı da var. Term sheet'le nasıl oluyor bu arada? Yani çünkü 10 küsür kişiyi temsilen bir yatırım yapılacağını varsay. Bu arada ben bir sunum vermiştim. Onu oynatabildik mi bir yandan? 5-6 slide'dan oluşuyor. Onu da bir yandan geçerseniz Keresu hakkında. Ona da çok sevinirim. Çünkü orada bizim term sheet'lerimizi vesairelerimizi, şunlarımızı bunlarımızı nasıl hazırladığımızın bizim sponsorlarımız var. Hukuk firmalarımız vesaire. Yok hiç önemli değil. Anlayacağın elin altında olur. Sponsorlarımız var Keresu bünyesinde. Bu Keresu'nun dünya üzerindeki yerlerini gösteriyor. Bugüne nasıl kadar yapılan gelmiş? Projeler. Hazırlanır. Çok hazırlıklı gelmiş değil mi? Keresu ile ilgili şurada, buradan bahsedeyim mesela. Bizim işbirliklerimiz gerçekten çok sağlam işbirlikleri. Bunlar işbirlikler içerisinde işte JPA, GSG hukuk vesaire gibi bizim bu due diligence sürecindeki gerek hukuki taraftaki veya gerek sözleşmesel taraftaki işlerimizi zaman zaman bila bedel, zaman zaman çok 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 cüzi miktarlarda girişimci tarafında çözebilecek paket çözümlerle beraber yardımcı oluyoruz. Yani girişimci bize geldiği zaman fikir aşamasından belli bir şeye getirdiği projesini, bak bunun business planı böyle olur, bütün mentorluğunu yapıyoruz, sunumlar bu şekilde hazırlanır, PowerPoint'i böyle yapılır, yatırımcıyla görüşürken pazarlığını böyle yap, biterken de sözleşmelerin için bu paketleri kullanabilirsin. Sözleşme hayatında ilk defa duyduğu terimleri orada öğreniyor. İşte roofer budur, işte put budur, call budur, şu opsiyonları şu şekilde iste, sen girişimcisin vesaire de onları yönlendirerek doğru bir şekilde yatırım almasına kadar sağlıyoruz. Ondan sonra da bu işbirlikleri sayesinde her şey çok çok daha hızlı ve şey geçiyor. Peki yani sonuçta bireysel yatırım sayısı çok fazla içeride bir tane bir tane yatırıma giren. Arada insanların tek tek söz hakkı yoktur diye varsayıyorum. Ya tek işin biraz sinir bozucu tarafı mekanik olarak çözülmesi gereken. Ben liquidation isterim diyemiyorum. Mesela biz Galata'da işte 10 tane internet yatırımımız var şu anda. Yani şöyle bir demokratik yapısı var, iyi tarafı.
Çünkü bizim Türkiye'de biraz hani Aydın Hat demin bir konuya değindik, önemli bir konu. Biraz yatırımcının da eğitilmesi lazım. Yatırımcı tabii ufak hissedar yatırımcısı çok popüler bir konsept değil Türkiye'de. Hep bir hani ağalık modelinden giriyoruz, parayı basan düdüğü çalar gibi. Şimdi o yüzden de özellikle internet teknoloji yatırımlarında aslında ben hep devam tekrarım, sonuçta yani kim girerse girsin işte kaptanı belli. O şirketi kuran bir sadece rüzgar, kayalara gidiyorsa onu da hızlı itiyoruz, uzaya gidiyorsa onu da hızlı itiyoruz. Şimdi bu yapı içinde aslında bir melek ağı, bir demokratileşme yaratıyor. Nedir? Çünkü mesela bizim yaptığımız yatırımlar, biz 15-20 civarında hisse alıyoruz. Ama bu bölünüyor 10 kişiye, bazen 20 kişiye. Ve herkes %1, 1-1,5 olduğu için zaten birinin kalkıp ne kadar adına lead de deseniz, şey değil. O yüzden hani yapısal olarak bir şey yapısı var aslında. O demokratikleşmenin getirdiği herkes destek. Ama kimse de kalkıp hani karakterinin boyutunda hani müdahaleci değil. Ama zor tarafı lojistik. Biz genelde işte onunla birkaç mekanizma, belki yurt dışında düşünülüyor şimdi kurulma. Gerçekten mesela bir evrak gerekiyor. 20 kişiden imza toplamanız lazım. Biraz lojistik tarafı şey, onu biraz hani birkaç anlaşmada biz bir kişiyi rep yapıp onun üstünden geçirmeye başladık. Bazen işte işte derneğin kadrosundan oluyor. Bazen birini belirliyoruz. Ha, o yüzden biraz o minimal tarafı minimize etmek işin problemi. Bu hani kalabalıklaştıkça bence bir kabusa da dönüşen bir şey. Yani o yüzden kalabalıklaşmanın da bir handikaplı. Yani ne bileyim, bir tane imza sürküleri çıkarmanız lazım Türkiye'de. Genel kurulu yapıyorsunuz 60 tane. Ya bunda da kimsenin imza atmayacağından değil, adamın seyahatte olanı var, o var, gün veriyorsunuz, kimse gelemiyor. Gerçekten bir sürü, hani yine bunu girişimci de toplasanız 4 kişi çalışıyor, adam bunu yapmak durumunda. Şimdi o yüzden ama mekanizmalarında bir şekilde şey, bunu bazen yurt dışında fonlaşarak yapanlar var, ama fonlaşma doğru çözüm değil, çünkü fonlaşmada bir yönetim var. O tabii tek bir çatıya itiyor. Halbuki burada tamamen hani bir sürü melek yatırımcının istediği oranda ortak olması. Bir girişimci için, yani süremiz aslında bitti bizim, ama yani şu soruyu sormam lazım. Bir girişimci, yani burada bir mutlaka projesi olan, fikri olan, bir şey yapmak isteyen arkadaşımız vardır. Curiosity veya GBA'ya başvuru yapması, ki bunlar online oluyor başvuru. Başvuru yapması, sonra çağrılıp yatırımcı tarafından dinlenmesi, yani iyi bir girişim olduğunu varsayıyoruz. Bu nasıl bir süre? Yani süreç değil de süreyi birazcık merak ediyorum. Ya ben mesela bir net... Çünkü uzundur diye varsayıyorum mantıken. Evet. Çünkü insanların toplanması falan. Yani şöyle, biz 850 tane başvuru geçen sene aldı, 2013'ü verirsem. İşte bunlardan yaklaşık 250'sini bizim ekip görüştü. Bunlardan yaklaşık 65-70 tanesini dinledik birebir. Şimdi oradaki süreç, biz biraz ilk başında ilk yıl çok bocaladık. Çünkü süreç çok uzuyordu. Gerçekten hani biraz daha bakalım diyorsun. Ulan öteki toplantı, öteki toplantı. Biz genelde şu anda yaptığımız o toplantı sonunda karar veriyoruz. Şimdi fakat girişimci için şu zorluğu var, ben söyleyeyim. O yüzden şimdi karşınızda bir jürinin oturmasıyla bir kişi oturması arasında farklılık var. Şimdi özellikle bir sektörel bir kuruluşum olduğumuz için tabii baktığınız zaman 20 kişi 20 değişik yönden soru sormaya başlıyor. Aslında hani öyle bir prosesi işletirseniz, bayağı böyle disiplinli bir prosese döndük. Yani gerçekten firma audit olmuş gibi, business olarak audit olmuş. Yani hukuksal bilmem ne olarak değil. Çünkü oradaki birçok insanın sorduğu soru. Şimdi bir tane kişiyle beraber kaldığınızda belki 3-5 soru soruyor. Baktı açıyor. Biri insandan bakıyor, biri kendi sektöründen bakıyor. Biri diyor ki ya bunun gibi 4 tane daha girişim vardı diyor. Bir tanesi diyor ya geçen sene ben böyle bir yatırım yaptım ama bu şokladı, yürümedi diyor. Aslında böyle bir... Çok akıllı bir ama bilinçsiz, yani bilinçli ama bilinçsiz yürüyen bir proses var. O yüzden de ben genelde hani şeyi de çok tavsiye etmiyorum. Hani biraz ben olsam melek yatırımcı, özellikle Galata gibi fokuslaşmış ve uzmanlaşmış melek yatırımcı, biraz böyle hadi başvuralım diye gitmeyin. Yani biraz o ev ödeviyle beraber yapıp gitmek lazım. Çünkü genelde ya oluyor ya olmuyor. Ama orada da gelen sorular artık uzman sorulardan bahsediyoruz. Evet. Yoksa ne enteresan şey değil. O yüzden hani onu yaptığı zaman biri de biliyor ki bu şekilde yapılamaz, yapılır, yapılamaz. O yüzden hani biraz hani ilk yıl biz orada çok bocaladıktan sonra son iki yıldır mesela o eleme çok, o konularda çok netleşmeye başlıyor. Bence de gelen kalifikasyon da o noktada çok düzeldi. Yani benim en azından bir ile üçüncü sene arasında baktım. Aydın Hat, kusura bakma senin şeyin. Keresu'da organizasyon son derece sistematik ilerliyor. Online başvuru sistemiyle
projenin due diligence sürecine girip girmeyeceği arasındaki süre 30 gün. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü bizdeki toplantı tarihleri yıl içerisinde hangi gün toplantının nerede ne şekilde yapılacağına kadar hepsi belirlidir. Birinci hafta sürecinde online süreçte başvuranlar belli süzgeçten geçiyor. 7-8 projeye düşüyor. 7-8 projeden girişim taramaya toplantısına geliyorlar. Oraya kadar kendilerine sadece çok ufak mentorluk veriliyor. 7-8 proje tanıtıldıktan sonra bunlar içerisinden seçilen 3-4 proje tamamıyla yatırımcıya, bir yatırımcı gözüyle o projeyi nasıl görmek istiyorsa çok ciddi bir eğitim sürecinden geçiyor bu 15 günlük sürede. Prezentasyonuna, business planine, Excel'ine, her türlü şeyine dokunuyoruz. Her türlü şeyine bakıyoruz, inceliyoruz. Üçüncü haftasında gelip bizim 60 tane yatırımcımıza sunum yapıyor. 60 yatırımcı her toplantı sonucunda projeyle ilgili olup olmadığına karar veriyor. Evet ve de hayır diyor. %100 burada bu karar mekanizmasını onlardan istiyoruz. Eğer evetse bir sonraki dönemde, yani yaklaşık ondan bir hafta sonra birebir ilgili olan 4 kişiyle beraber Keresu'nun merkez ofisinde o girişimciyle beraber bu sefer 1'e 4 kişi şeklinde bir toplantı yapıp daha derine girmek istedikleri, süreyi daha geniş tutabildikleri sorularını soruyorlar. Ve o toplantı sonucunda artık ben projeyle ilgileniyorum, due diligence sürecine girmek istiyorum diyen kişilerle beraber investorlarını seçip o şekilde süreç devam ediyor. Ama 30 gün içerisinde bu proje ilgi alacak mı almayacak mı sürecinin hepsini görüyoruz. Güzel. Valla ben aslında soru almak istiyorum ama süreyi ben darmadağın ettiğim için artık bundan sonraki arada sizleri görürse arkadaşlar söyleyebilirler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz ekmek teşekkür ederiz Arda Bey. Süremizi tamamladık. Oldu. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.